Kaymakam Bekçemiz Sayın Oray Güvenko Yedekler'le arz ederim. Sayın Zeki Tekin Koyacaklar, arz edin. Fahrettin Ceyhan, Sayın Kaymakamım, Belediye Başkanım, değerli protokol, eli öpülesi gazilerimiz ve değerli pazar yeri halkı. Milletleri millet yapan birçok değer vardır. Bu değer o milletin harcıdır, mayasıdır, olmazsa olmazıdır. O değerle yaşar, o değerleri için ölür ve millet olmasının bilincine varır. İşte bu yüce değerlerden bir tanesi de gaziliktir. Dinine, vatanına ve namusuna tecavüz eden düşmanı def etmek için muhabereye katılan ve gazadan sağ dönenlere verilen şerefli sıfatın adıdır gazilik. Anadolu'nun Türk yurdu olmasından bu zamana kadar geçen 1000 yıllık sürede şanla, şerefle, millet olarak halen taşımaya devam ettiğimiz gazilik unvanı Malazgirt kahramanı Sultan Alparslan'la, İstanbul Fatihi Sultan Mehmet Han'la, Kurtuluş Savaşı kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le ve daha nice kahramanla taşlandı ve erişilmez yüceliklere ulaştı. Ecdadı olarak canını ortaya koymuş ve bize en büyük miraslardan birisi olan bu yüce unvanları bırakmışlardı. İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un "Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inip öpse o pak alnı değer" sözlerine dün Malazgirt'te, Kosova'da, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da canla başla mücadele ederek layık olanların mirasına bugün de atalarından kendine kalan maneviyatlarıyla henüz topraklarında hainlik eden teröristlerle mücadele Afrin'de 15 Temmuz'da daha nice yer ve zamanda bir millet olmanın esaslarını göstererek layık oldular. Bu duygu ve düşüncelerle gazilerimizle anma günü münasebetiyle toplandığımız bugün de şehit ve gazilerimizi anarak birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenerek devam etmesini temenni ediyoruz. Başta gazilik unvanına erişmiş Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Saygılarımla arz ederim. Evet, şu anda pazar yerinde Gaziler Günü'nü kutluyoruz. Şehit Zafer Koyuncu Yolmatik Ortaokul öğrencilerinden Sefa Usluyu, bu vatan kimin adlı şiir okumak üzere buraya davet ediyor. Tutuşup kül olacaklarından, şahlanıp köpürenin haklarından. Bu
giderlercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan. Nehirler gazidir, dağlar kahraman. Her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Gökyayım, ne yazarsan ziyade değil. Bu sevgi bir kuru ifade değil. Sence neyin asma rüyada değil, topun namlusundan görenlerindir. Gazilerimiz adına konuşmayı yapmak üzere Kore Gazimiz Sayın Refik Gözberber'i buraya davet ediyorum. Evet, şu anda 90 yaşındaki Kore Gazimiz Gaziler Günü dolayısıyla konuşmaya başlayacak. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, kıymetli protokol üyeleri, Gazi kardeşlerim ve saygıdeğer konuklar, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 günü Marşallık ve Gazilik unvanı verilmiş ve bu vesileyle bugün Gaziler Günü olarak addedilmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış, düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zaferlere atlamış, ecdadına örnek alarak Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta, Doğu, Güneydoğu'da 15 Temmuz 2016'da tüm Türkiye'de teröre ve hain düşmanlara karşı canlarını hiçe sayarak vatan, millet ve bayrak aşkıyla birçok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Hiçbir güce karşı yenilmeyeceğini ve eğilmeyeceğini defalarca ortaya koyan Türk milleti bundan sonra da birlik ve beraberliğiyle dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecek. Milletimiz, milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizi, can ve şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek ve onlara minnet, şükran duygularımı ifade etmektir. Sayın Kaymakamım, kıymetli protokol, ben ülkemizi bir çadır gibi görüyorum. Direği şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Örtüsü ise onlardan güç alan Türk milletidir. Her kim ki bu çadırı yıkmaya yatılacak olsa, ecdadından güç alan bu millet topyekun ona karşı koyacak. Burada gerekirse şehit ve gazi olmayı bir şeref sayacak. Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin ebediyete intikal etmiş olan ve hayatta olup bizi burada onurlandıran kahraman gazilerimizin huzurunda saygıyla eğilerek şükranlarımı sunuyorum. Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Cemre Arat'a gazilerimize adlı şiiri okumak üzere buraya davet ediyorum. Gazilerimize, vatan aşkı yüreğinde dalgalanmış bayrak olmuş, dile gelmiş dağlar taşlar, inancınla hayat bulmuş. Çıktın yola haykırarak, vatan için aksın kanım. Ya şehitlik ya gazilik, bu yurt benim canım kanım.
Şimdi de milletvekillerimizin Gaziler Günü dolayısıyla sizlerle paylaştığı mesajları sunacak. Saygıdeğer konuklar, Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasına müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 günü Marşallık ve Gazilik unvanı verilmiş ve bu vesileyle bugün Gaziler Günü olarak atfedilmiştir. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu uğurda kendisini çepeçevre sarmış, düşmanlarına karşı üç kıtada kılıç sallamış, zaferden zaferlere atlamış, ecdadına örnek alarak Anadolu'da, Kore'de, Kıbrıs'ta, Doğu, Güneydoğu'da 15 Temmuz 2016'da tüm Türkiye'de teröre ve hain düşmanlara karşı canlarını hiçe sayarak vatan, millet ve bayrak aşkıyla birçok savaşa girerek yüzünün akıyla çıkmıştır. Hiçbir güce karşı yenilmeyeceğini ve eğilmeyeceğini defalarca ortaya koyan Türk milleti bundan sonra da birlik ve beraberliğiyle dosta güven, düşmana korku vermeye devam edecek. Milletimiz, milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizi, can ve şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek ve onlara minnet, şükran duygularımı ifade etmektir. Sayın Kaymakamım, kıymetli protokol, ben ülkemizi bir çadır gibi görüyorum. Direği şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Örtüsü ise onlardan güç alan Türk milletidir. Her kim ki bu çadırı yıkmaya yeltenecek olsa, ecdadından güç alan bu millet topyekun ona karşı koyacak. Burada gerekirse şehit ve gazi olmayı bir şeref sayacak. Gaziler Günü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin ebediyete intikal etmiş olan ve hayatta olup bizi burada onurlandıran kahraman gazilerimizin huzurunda saygıyla eğilerek şükranlarımı sunuyorum.